14 Ağustos'ta başladık, 15 Eylül'de bitecek efendim. İzmir'in en kapsamlı interaktif anketini düzenliyor Time 35. Okuyucularımıza ve takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. 14 Ağustos'ta başladık. 8 gün oldu yaklaşık. 15 Eylül'de bitecek. 22 günümüz var ve şu an itibariyle 276 binin üzerinde bir katılım söz konusu. 30 ilçeyi de sorduk efendim. Buca'yı da sorduk. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç. Erhan Kılıç'tan memnun musunuz dedik efendim. Tekrar aday olmasını ister misiniz dedik okuyucularımıza. Buca'da toplam 19.887 kişi katılmış. Değerlendirmiş Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç efendim. 19.887 kişi arasından 11.653 kişi evet beğeniyorum demiş. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıcı tekrar belediye başkanı görmek istiyorum demiş. 5.111 kişi an itibariyle hayır demiş. Aday olmasını istemiyorum. 3.123 kişi de karar veremedim demiş. Tabii biz bu olanağı sunuyoruz Time 35 okuyucularına ve izleyicilerine efendim, takipçilerine. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'la alakalı sadece oy kullanmıyorsunuz. Oy kullandıktan sonra yorumlarınızı da yapıyorsunuz. Sistem buna da müsaade ediyor efendim. Teke oy hakkı veriyor. Bu da bilginiz olsun. 22 gün var. Bekliyoruz efendim. Daha çok katılım bekliyoruz. Ama biz bununla yetinmiyoruz. İnsanlar oy kullanıyor. Evet. Buca'da 19.887 kişi 8 günde oy kullanmış. 22 gün daha var. 11.653 kişi evet beğeniyorum demiş. 5.111 kişi hayır beğenmiyorum demiş. 3.123 kişi de karar veremedim demiş. Ama biz bununla yetinmiyoruz. Değerlendirmeye aldığımız ilçeye ekibimizi gönderiyoruz. Sokak röportajları yaptırıyoruz efendim. Aynı soruyu sokakta Bucalılara da sorduk efendim. Belediye Başkanınız Erhan Kılıç'tan memnun musunuz dedik. Tekrar aday olmasını ister misiniz dedik. Bakın Bucalılar neler söyledi. Erhan Kılıç, biz yani belediyeden memnunuz. Yani bir mesela her konuda mesela yardımcılarından dolayı herhangi bir hizmetten dolayı mesela gittiğimiz zaman mesela kırmıyorlar. Hani yerine getiriyorlar. Erhan Kılıç'a buradan çok teşekkür ederim ve onun ekibine mesela zabıta amirlerine, zabıta müdürlerine hepsi de dört dörtlük. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Yani biz seviyoruz CHP'yi seviyoruz. Hani CHP'nin burada yaptığı bize hani hizmeti seviyoruz. Yani sen bazen seyahat oluyor, göz yumuyor. Misal ekmeğine mani olmuyor. Yani bu şekilde diyorum yani biz memnunuz. Şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Yok, şikayetçi değiliz. Ben her şeyinden memnunum, sıkıntı yok. Şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Yok. Sineklerden şikayetimiz o, başka şikayetim yok. Memnun olduğunuz konular var mı? Memnunum. Her konu iyi. Ama sineklerden uyuyamayız öyle bildirirsiniz. Buca'da yapılan yollardır vesairedir. Ben memnunum. CHP'den de Buca'dan da memnunum. Şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Yok. Paylaştığı hizmetlerden memnunuz. Bazı yaptığı şeyler var. Konserler olsun. Yani toplum için yapılması gereken şeyler var. Onlardan memnunum yani. Çok teşekkürler. Yine de CHP'ye oyumuz. Vallahi ne iyi ne de kötü diyebilirim. Yani şu anda doğru dürüst bir hizmetini görmedik. Kötü de diyemeyiz ama iyinin kötünün iyisi. Şu konuda iyi dediğiniz bir şey var mı? Kültürel konulara biraz daha fazla eğiliyor. Ben gördüğüm kadarıyla o. Buca Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Mesela? Valla bizim muhitte bir sorun yok yani. Ben Akıncılar'da oturuyorum. Bir ara yollarımız kazıldı edildi. Hemen halloldu. Yani genel olarak Buca'nın genel görünümünden de memnunuz. Mahallemizdeki hizmetlerden de memnunuz yani. Hizmetlerinden açıkçası memnunuz demek biraz doğru olmayabilir. Hatta az önce arkadaşımı yürüyerek siz önümüze çıkmadan önce de konuştuk kendi aramızda. Bir Buca Belediye Lokantası açılışının afişlerle tanıtımını yaptı Çevik Bir Meydanı'nda. Geçtiğimiz kış başlarında fark etmiştik. Hala da yaz bitiyor neredeyse ve hizmete girmiş değil. Onu kendi aramızda konuşuyorduk arkadaşımızla da. Sadece bu belediye lokantasının hizmete açılması anlamında yetersiz bulduğumu söyleyebilirim hizmetin. Ama diğer konularda da açıkçası memnun muyuz? Şöyle mesela Hasan Ağa Bahçesi'nin yeterli bakımın yapılmadığı anlamında hizmet yetersizliği var diyebilirim. Onun dışında farklı bir şey gelmiyor aklıma. Belediyenin
Burayı temizliyor ki işçileri çalışıyor. Gidin bakın içinde oturuyorlar akşama kadar. Buralar çöplük içinde. Bir sürü de belediyede adam çalışıyor. Orada bak gidin bakın kadınları da görürsünüz orada. Akşama kadar yatıyorlar. Yani takip yok. Buca Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Hepsinden memnunum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı şeylerden. Yo her şey ben gitti. Her şeyi yapıyor belediye. Şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Hayır yok. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hizmetlerinden memnun musunuz? Çok memnunuz. Nerede? Spor tesisleri yapıyor gençlere ve çocuklara her türlü yardımcı olur gençlere. Yıllardır Buca'da oturuyorum. Bir sıkıntı yok. Yollar hariç. Bir sıkıntı görmedim hiç. Ne gibi değişiklikler görüyorsunuz peki Buca'da? Ya trafik biraz daha yoğunlaşıyor, yoğundu. Bayağı azaldı. Trafik sıkıntısı çekmiyoruz araç kullanırken. Bazı yerlerde yollar çok bozuk, düzelmeye gidiyor. Bazı yerlerde hala bozuk. Genel olarak iyi yani. Sosyal anlamda gelişmeleri var. Kimsesiz çocuklara yardımlarını duyuyorum. Yemek dağılımı olsun. İnsanlara maddi yönden yardımları olsun. Kendini Buca'ya geliştirmeye çalışıyor. Yedigölleri düzeltiyor ya da etrafı gençlere yönelik evet iyi çalışmaları var. Bu şekilde. Yeşil alana çevrilmesi sözü vardı. Bu da Büyükşehir Belediyesi'nin. Onun için Buca'da fazla bir ilişki yok ama tek istediğimiz Buca Belediyesi'nden temizlik. Temizlik, hijyen, çöplerin ilaçlanması. Şu anda kara sinek ve sivrisinek çok fazla var Buca'da. Bu zamanda önlem alınmadı ve ben 17-18 senedir Buca'dayım. İlk defa bu sene sinek çok gördüm yani. Buca'da çok güzel şeyler görüyorum ama o Konak Belediye neydi onun adı? Tunç Soyer. Abi buradan ona mesaj gönderiyorum. Ben tam bir sene boyunca iş istedim ondan. Eren abiyi seviyorum bak. Eren abi güzel insan. Buca Belediyesi çalışıyor. Aynen çalışıyor. Yaşlı amcalar şimdi bilmezler şimdi bu gençlerin halini ama şu anda güzel bir ortam sağlıyorlar yani gençlere. Buradan Eren abiye de sesleniyorum. Eren başkanımıza da. Yardımcı olsunlar insanlara. İş konusunda da yani biraz yardımcı olsunlar ki daha güzel şeyler olsun. 3-4 sene önce Buca'ya bak. Yani şimdiki evet. Haline bak bir de. Bütün arada yani böyle bir fark var. Yani Erhan Kılıç çalışıyor gerçekten. Ne gibi değişiklikler var peki sizce? Yani ne gibi değişiklikler var? Sosyal faaliyeti var. Yani kafeleri var bak ne güzel. Kafeler herkes var. Mesela Hasan Ağa Bahçesi diyeyim. Ondan sonra her yeri işte güzel ya. Yolları, çok seviyoruz yani. Buca güzel ya. Yolları yani. Olsun. İzmir'in en canlı, en iyi semtlerinden biri vallahi. Oldu. Evet. Buca. Gerçekten. Erhan Kılıç'ın sayesinde gerçekten ya. Çok güzel oldu. Tabii. Erhan Başkanım buradan size çok selamlar gönderiyorum. Bu park bahçe güzelleşti. Ondan sonra caddeler daha güzel oldu. Yollar mollar. İyi fena değil. Fena değil. Anlıyorum. Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Ne gibi değişiklikler var Buca'da pek siz? Hasan Ağa Bahçemizi görmüyor. Pırıl pırıl her taraf. Yollar olsun her tarafı. Güzel yani. Memnunsunuz yani? Evet. Ben benim için şikayetçi kimseye şikayetçi değilim yani.